İşte özel şutum. Kutu basa çok uzaklardan bütün gücüyle sert bir şut çekiyor. Bacınlı, sensin Splinter. Hey, zor kurtulmak diye buna diyorlar herhalde. Kardeşlerini çözmeme yardım et. Artık geçti Rafael. Peş peşine Gadget Kopter'i. Olamaz. Gadget Kopter'i. Çek. Olamaz. Nerede pis yaratık? Nereye gitti? Nasıl gidiyor canım? İşte bu daha çok hoşuma gitti. Ateş neden söndü? Bak, başsız kardan adamdan hiç korkmamıza gerek yok. Tabii eğer o da soğumayacak olursa. Olamaz. Yemek pişirmeyi ne zaman öğrendin? Daha ben bir yavru kurtken bir keresinde kampta donmuş yiyecekler sorumlusu oldum ve... George, hala donmuş yiyeceklerden sorumlusun. Bu yemekler pişmemiş ki. Bunun adı Pikachu'dur. Ya ne kadar sevimli bence. Genellikle elektrikli fare olarak tanınır. Aslında oldukça utangaçtır ama duygularını gizlemeyi beceremez ve böylece elektriği ortaya çıkar. Bunları da yanına alacaksın. Bu Pokédex ve Pokéball'ların. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şaka mı yapıyorsun? Beni evde neyin beklediğini biliyor musun? Bir tabak dolusu yüksek kolesterolü çörek mi? Savaş hikayelerinin en iyileri. Birinci sınıf. 8 yıllık sıkıcı bir hayatın karşılığını alma zamanı geldi. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Bir yerlerde asla yenilmeyen bir adam vardı. Bugüne dek görülen en kahraman kişiydi. Bakın bakın işte geliyor. Korkusuz, cesur Red Kit. Her yerde ona evinden uzak yalnız kovboy denirdi. Gittiği her yere atı da giderdi. Atı Düldül. Artık kalkmaya hazırız Yogi. Teşekkür ederim küçük dostum. Ama hala şehirdeki arkadaşlarımızın düşüncelerini değiştirip dönmelerini bekliyorum. Geldim. Snagglepuss rapor veriyor kaptan. Peki ben kiminle tanışma şerefine eriyorum? Benimle. Neredeyse patlayacağım. Almalı bu haydi. Yani torunun. Onu tanıyamazsın. Çünkü onu son gördüğünde küçücük bir bebekti. Şeker!
Kostümün çok güzelmiş. İşte sana biraz şeker. Gerçek bir hayali. Hadi mutluluk başlar. Ve biz kalbimizde hissederiz. Bunları hep okumak isterdim. Bu iyiydi, bu iyiydi, bu çok iyiydi. Son yemeğim. Charlie. Lanet terfi senin olsun, anladın mı? Bunu hep söylemek isterdim. Demek hepiniz buradasınız ha? Yoksa beraber bir banka soyma provası mı yapıyordunuz? Terry! Beni korkuttun. Candy, seninle konuşmamız gerekiyor. Evet küçük şirinlerim, bugün Nisan 1 şirini günü. Yılda bir defa olan bugün de bütün şirinler diğer şirinlere küçük zararsız şakalar yapmakta özgürdür. Dikkat edin, arkanızda bir canavar var! Barney çok sertsin. Evet tabii Freddy, özür dilerim. Demek ki bilardo oynamak istemiyorsun. Hayır Barney, bu gece olmaz. Peki poker? Hayır. Kart da oynamak istemiyorsun. Bu gece dışarı çıkacaktın. Sen bensiz çık. Uzaklardan tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir, bir, iki, iki, üç, üç, dört. Hakan abi. Ha, merhaba Melikuş, merhaba. Bu niye böyle? Nesi var ki? Bu çıkıntıları anlamadım. Sonra bir gariplik de var. Aa, ben anladım. Ufaklık, sana yaşanmış bir hikaye anlatmak istiyorum. Anlat bakalım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman dışında kırmızı başlıklı... Kırmızı başlıklı ne? Kırmızı başlıklı Safinaz, o işte. Ve bu da babamın en sevdiği parça. İçinde pul olan camdan bir küp. Ama dünyanın en değerli pulu. Richie, çok dikkatli ol. Değeri milyonlarca dolar olmalı bunun. Yukarı.
Şehrin girişinde bir tuzağa düşürülen Vikingler tutsak alındı. Şimdi Vikingler çok zor bir durumdalar. Ya ölecekler ya da köle olacaklar. Bir daha dene Fox. Baş üstüne reis. Buyurun hayalet avcıları. Hayalet avcıları şu anda burada yok. Yemeğe çıktılar. Bütün bütüne. Seni ikaz etmiştim. Tam düşündüğüm gibi. Şu esrarengiz banka soygunlarının olduğu kentten yardım istiyorlar. Aceleleri varmış. Atom köpüğüme binip hemen kendimi atomize edeyim. Bay Mayrin bürosuna. Tarayıcılarımızı kullanmasak da gezegenin başının büyük dertte olduğunu görebiliyoruz. Hadi, olabildiğince çabuk aşağı inelim. Artık çok geç. Zarko'nun robotları bütün şehri tamamen yok etmiş. Thundercat'lere. Cevap verin Thundercat'ler. Beni duyuyor musunuz Thundercat'ler? Acil durum lütfen cevap verin. Rhino konuşuyor, seni duyuyoruz Mendor. Acil durum nedir acaba? Felçmen bulunduğu yerden kaçtın. Sizin üste doğru geliyor. Felçmen kaçtı mı? Gezegenler arası Book Mobili de alıp kaçtı. Ne kadar büyük. Dikkat et Jason. Nereden geldi acaba? Hep bakın kafasını oynatıyor. Ne bu acaba? Uzaydan gelmiş birçok yerlere çarpmış. Bir binadan bile büyük. Bak arkası açıldı. Cerebro, Manhattan'da kimliği belirlenmeyen bir grup yaratığın neden olduğu kargaşayı tespit etmiş bulunuyor. Bu konuda düşünüyorum ki... Çok üzgünüm profesör. Ben gidemem. Artık bunu yapabileceğimi hiç sanmıyorum. X-Men'den ayrılıyorum. Evet çocuklar, temiz dönüş. Hepimiz kardeşiz. Evet, sakın bunları yapmayın, bunu da. Ya da bunu. Ya da bunu. Bunu da. Bunu da. Şunu da. Bunu da. Ah, ne kadar güzel. Şu vazoya çiçek konsa ne güzel olur kim bilir. Sabah nereye gidiyorsun? Hasta olacaksın yine. Hiç merak etmeyin. Birazdan döneceğim. Bu çocuk neden yerinde duramıyor bilmiyorum. Bay Rodriguez'in hastalığı bile hiç umurunda değil doğrusu. Hmm.
kardeşleri Şagma birden kararıverdi. Bunun üzerine Arkadyalı çocuklar yasak şatoya girme cesaretini gösterdiler. Geçmişten kalma bazı izlere rastladılar ama Şagma'nın izi bile yoktu. Hadi yürüyün bakayım. Holgers ve karısı çiftçilikle uğraşıyorlardı ve çok fakirdiler. Tarlaları bahçe büyüklüğündeydi. Biliyorsun değil mi gökkuşağı, bu gece kampta şenlik var. Büyücü büyük ateşi yakmak için odun toplamamızı istedi. Ben öyle bir yer biliyorum ki her taraf kuru dallarla dolu. Aman tanrım. İmdat, polis. Hadi gidelim. Hey. Kimleri görüyorum? Neden siz toplantıda değilsiniz bakalım? Ben sizin iyi niyetli olduğunuza inanıyorum. Yani ben sizin tarafınızdayım dağ adamı. Ama size kötü bir haberim var. Meclisteki oylamada sizin aleyhinize karar çıktı. Pocantes, bana biraz yardım eder misin? Doğrusu orada ne yaptığını merak ediyorum. Öyle mi? Bak öyleyse. Ne oldu prensesim? Sanırım üst dudağım biraz terledi tatlım. O endişelenme, ben hemen hallederim. Porselenlerimizi gümüşleri çıkar. Bugün personel şefini akşam yemeğine davet ettim ben. Bazen beni çok ciddiye alıyor bu tayfalar. Onu eve götür, tamam mı? Kendine iyi bak. Adlarınız nedir köstebekler? Benim adım Mok. Benim adım da Sweet. Sizi unutmayacağım. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Saat tam olarak 8. Şimdi hatırladım. Onu dün zaten kovmuştum, öyle değil mi?